بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، geçen ilk dersimizde zahitlerin ahlakı 10 tane olduğunu bahsetmiştik ve bu 10 taneden 5'ini zikretmiştik. Bugün ise inşallah diğer kalan 5.sini zikredecek. Allah'ım inşallah cümlemize bu ahlaklarla ahlaklanmayı nasip eylesin. Ve 6.sı ennehum ya'tebiruna ve yetefekkeruna fi emrillahi teala. Onlar devamlı Allah-u Teala'nın şu ayeti gereği inne fi halqis semawati ve yetefekkeruna fi halqis semawati vel ard fa'tabiru ya ulul absar. Yani yere göğe bakarlar, tefekkür ederler, gördüğü şeylerden ibret alırlar, yere bakarlar, Allah-u Teala bu dağları, bu suyu, bu ağaçları nasıl oturtturmuş, semavatı nasıl bir üzerinde direksiz durdurmuş, gece olunca gece lambaları, yıldızları koymuş, kocaman bir lamba koymuş, ayı koymuş, Subhanallah, vardır bunda bir hikmet, bunun elbette ki bir yaratıcısı vardır diye. فَاَتَبِرُوا يَا اُلْ اَبْسَارِ Ey akıl sahipleri, ey göz sahipleri, ibret al, bak Allah sana saat vermiş, saatsiz olanın hatta hesabı yok, hasta olanın hatta hesabı yok, Allah sana ayak vermiş, ayaksız olanın hatta hesabı yok, göz vermiş, gözsüz olanın hatta hesabı yok, hastanelerde inim inim inleyenin hatta hesabı yok. Öyleyse ibret al ya, tefekkür et yani. Seni böyle mükemmel yaratan Allah'a karşı elhamdülillah de. O kötürümleri gördüğün zaman, sıkıntılı olanları gördüğün zaman elhamdülillah de sana sıhhat verdiğinden dolayı. Ya ben de hastayım dersen, kötürüm olmadığın için sıhhat afiyet ver. Ya ben de el arabasındayım dersen kardeşim, ya yatalak olmadığın için elhamdülillah de. Altını bağlamadıkları için elhamdülillah de. Her halükarda ne yap? Allah'a hamd et, tefekkür et yani. Seni buna, bunları vereni tefekkür et yani. وَالسَّابِعُ يَذِنِّسِ يَحْرُسُونَ قُلُوبَهُمْ لِكَيْلَ يَتَفَكَّرُونَ فِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِضَ اللّٰهِ تَعَالَى اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰكِ كَانَ عَنْهُ مَسْهُولًا. Onlar Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimeyin gereğince yani kulak, göz ve gönül bunların her hepsinden sorumludur. Neden? Bunu bildiklerinden dolayı kalplerine, gözlerine Allah'ın razı olmadığı bir şeyi getirmezler. Kalplerine kin, nefret, hasedi getirmezler. Çünkü ora kalp Allah'ın nazargahı. Gözleri ne bir şey getirmezler. Çünkü Allah-u Teala onu hesaba çekerecek. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ diyor Allah-u Teala. O gün geldiği zaman eller, kollar, gözler, deriler şehadette gelecekler yani. İnsanoğlu diyecek ki ya biz senden beraberdik. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Ya hani biz beraberdik senden. Her yerde beraberdik. Niye benim aleyhime şahitliğin dediğiniz zaman o deri diyecek ki قَالُوا اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَوْ كُلَّ شَيْءٍ. Her şeyi konuşturan Allah-u Teala beni konuşturdu yani. Benim elimde bir şey yok. Öyleyse göz, kulak, ayak her hepsi bunlardan sorumlu. Yani elini harama uzattığın zaman tutan elden sorumlu, ayak harama gittiği zaman ondan sorumlu, göz harama baktığı zaman ondan sorumlu. Sen de zahitlerin ahlakından olmak istiyorsan ne yap? Gözünü, elini, kulağını, her şeyini haramdan muhafaza eyle kardeşim. Ve sâmiye 8. Ennem la yemenu mekrallah fe la yemenu mekrallah illel kavmul hasirun. Onlar Allah-u Teala'nın şu ayeti gereğince, yoksa onlar Allah'ın ansızın kendilerine azabından emin mi hissettiler yani? Kendilerine emin mi hissettiler? Öyleyse Allah-u Teala'nın azabı, imtihan her an gelebilir. Yani ya ben şunu yaptım, şöyle rahat erdim, şöyle şöyleyim, böyleyim diye değil de her an Allah'ın başına gelecek imtihandan çekinmesi, korkması gerekir. Bir kubur, bir gurur, bir kendini beğenlik olmaması gerekir. Ben şuyum, benim adım şu, benim şuyum, benim şuyum diye ne yapmaması gerekir? Allah'ın imtihanından kendi kendine emin görmemesi gerekir. Ve 9.sü la yaqnatu min rahmetillah. Allah-u Teala'nın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmezler. Çünkü la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diye Allah-u Teala. İnna Allaha yaghfiru zunuba cemia. Allah-u Teala bütün günahları affeder. Kardeş sen ne kadar büyük günah işlemişsen, ne kadar günahkar olursan ol, yeter ki ya Rabbi estağfirullah de. Bak Allah-u Teala günahları affedeceğini söylüyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Ya ben şunu ettim, yaptım, bir daha ettim, yaptım, bir daha ettim, tövbe ettim, bir daha tövbe et, bir daha et. Yaptıysan bir daha tövbe et kardeşim. Yaptıysan bir daha tövbe et. Yaptıysan bir daha tövbe et. Ta ki sana son nefesine kadar elhamdülillah bu ümmet için tövbe kapısı hep açık. Onun için sen de zahitlerin ahlakından, ahlakıyla ahlaklanmanı istiyorsan hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ümit kesme.
10. La yefrahuna bima atahumullahu min ed-dunya ve la yahzununa ala ma fatahum. Onlar diyor Allahu Teala'nın kendisine لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlere şımarmayasınız. Ayet-i kerimesiyle amel ederek, yani Allah'ın vermiş olduğuna böyle çok gurur kibiri şımarmazlar. Gidene de çok üzülmezler yani. Elhamdülillah, Allah verdi, Allahu Teala aldı diye bu ahlakı, bu ahlakla, bu ahlak üzerine diller onlar. Allah'ım inşallah cümlemizi bu on ahlak üzerine olmayı nasip eylesin. Tekrar sayarsak, birincisi şeytana düşman görürler. İkincisi delilsiz amel etmezler. Üçüncüsü Allah için sever, Allah için boğuz ederler. Dördüncüsü iyiliği emredip kötülükten alıkollar. Beşincisi ölüme her zaman hazırlıklıdırlar. Altıncısı baktıkları zaman ibret alırlar. Yedincisi kalpleri, ellerini devamlı muhafaza ederler hesaba çekilecekleri için. Sekizincisi Allah'ın mekrinden, tuzağından emin olmazlar. Dokuzuncusu Allah'ın rahmetinden ümit kesmezler. Onuncusu da verdiklerine de, Allah-u Teala'nın verdiğine aldığına da elhamdülillah ya Rabbi derler muhterem arkadaşlarım. Allah'ım inşallah cümlemizi bu ahlak üzerine olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.